Herkese merhabalar, ben Emine. Köy Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde özellikle iftar sofralarınızda, mevsim geçişlerinde ve hastalarınıza gönül rahatlığı yapabileceğiniz, benim de haftada bir defa yaptığım Kendrick firmasında özel sosuyla tavuk suyuna çorba tarifimi bugün sizlerle paylaşıyorum. Hepinize keyifli izlemeler dilerim. Çok böyle küçük küçük doğramış olduğum 250 gram tavuk etimizi tenceremize alıyoruz. Ve şimdi üzerine çıkana kadar da içme suyuyla dolduralım. Kapağını kapatıp tavuk etleri yumuşayana kadar pişirelim. Tavuklar pişerken biz de terbiyesini, meyanesini hazırlayalım. Çırpmak kabının içerisine bir yumurta sarısını alıyorum. Üzerine bir su bardağı yoğurdumuzu alıyorum. 4 yemek kaşığı da un alıyorum. Yarım limonun yarısını kullanıyorum. Birden kesinlikle hemen böyle ekşisini koymayalım. Damak tadınıza göre tadıp o şekilde ekşisini ayarlarsınız. Bir tatlı kaşığı dolusu şimdilik koydum. Ve yine şimdi üzerine bir tatlı kaşığı da üzüm sirkesi koyuyorum. Bu arada sirkem durduğu yerde anasını yapmış. Çünkü kendi yapmış olduğum üzüm sirkesidir. Aynı zamanda bunun satışını da yapıyoruz sitemizden. Daha bir sürü doğal köy ürünlerinin satışını da yapmaktayız. Sitemizin ismi köymutfağı.com. Sitemizi ziyaret ederseniz bir sürü doğal ürünlerimizi de görme fırsatı bulursunuz. Şimdi hepsini çırpıyoruz. Yoğurt koymuş olduğum bardakla bir bardak içme suyunu meyanemizin içerisine ilave edip meyanemizi tamamen inceltelim. Meyanemizin içerisine tavuk suyundan yavaş yavaş ilave ederek çırparak alıştıralım. Birden sıcak koyarsak yoğurt içinde kesilme yapabilir. Bunu önlemek için bu şekilde yavaş yavaş alıştıra açalım. Ha, bu arada evlerde yapılan bu tavuk suyu çorbalarında sirke pek kullanılmaz. Ben çalışmış olduğum Kentrek firmasında kullanıyorum. Haftada bir defa mutlaka çıkartıyorum ben bu çorbayı. Sirke inanılmaz lezzet katıyor. Yapmayanınız varsa mutlaka deneyin diyorum ben. Biraz daha alıp evet, açmış olduğumuz meyanemizi tenceremize alıyoruz. Ocağın şimdi altını açıp kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başlamış olan çorbanın içerisine yarım çay bardağı tel şehriğimizi alıp 5 dakika kaynatalım. Kaynamakta olan çorbanın içerisine küp küp doğramış olduğum tavuk etlerini alalım. Ben böyle küp küp doğramayı tercih ettim kaşığı gelmesi için. Sizler gidip o şekilde kullanabilirsiniz. Ben kalça kısmını tercih ettim yağlı olduğu için. 5 dakikada bu şekilde hep beraber kaynamasını sağlayalım. Çorbamız pişerken biz de üzerine yağını hazırlayalım. Sos tavama 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım ve 2 yemek kaşığına denk gelecek şekilde tereyağını aldım ve yağımızı eritmesini sağlayalım. Yağın içerisine 1 tatlı kaşığı dolusu pul biberi alıp şöyle bir çevirdikten sonra hemen ocaktan alalım. Kaynamakta olan çorbanın üzerine hazırlamış olduğumuz yağımızı alalım. Hiç tuzunu ilave etmemiştik. 1 çay kaşığı dolusu tuzunu ilave ettim. Üzerine bir miktar da ince kıymış olduğum maydanozu alıp şöyle bir karıştırdıktan sonra 5 dakika bu şekilde kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatalım. Kıvamı, akışkanlığıyla gerçekten çorbamız çok güzel oldu. Tam bir şifa deposu diyebilirim. Bu kıvamı elde edebilmek için ben toplamda 8 bardak su kullandım. 6 su bardağı tavuk suyu elde ettim. 2 su bardağı normalde içme suyu ilave ettim. Bu arada 1 tatlı kaşığı daha limon suyu ve 1 tatlı kaşığı daha sirke ilave ettim. Yani 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı da sirke ilave etmiş oldum. Artık çorbamızı kasemize alabiliriz.
hemen kasemize alıyorum. Gerçekten kıvamıyla, görüntüsüyle harika bir kış çorbası diyelim aslında biz buna. Hastalara da çok iyi gelir bu çorba. Özellikle de mevsim geçişlerinde süper bir lezzet oluyor. Ramazan'da iftarlarınızda yapabilirsiniz. Misafirlerinize yapabilirsiniz. Her şekilde yapıp tüketebilirsiniz bu çorbamızı. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.